Birincisi Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'dan dönerken uçağındaki gazeteciler Tayyip Erdoğan'a bu soruyu sordular. Ve henüz karar açıklanmadan önceydi. Yani daha erken saatlerde sordular. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkes yargı kararına saygı duymalı dedi. Cevap bu muydu? Evet, herkes yargı kararına saygı duymalı. Bu kadar. Evet. Sansürlenen bu muydu? Evet, çıkarılan ve bunu sansürlediler. Yani herkes yargı kararına saygı duymalı dedi ve bu cümle orada bulunan bazı gazeteciler tarafından bağlı bulundukları merkezlere yani televizyonlar, gazetelere neyse artık oralara iletildi. Fakat daha sonra biliyorsunuz bu metinler dökümü yapılıyor. Hı. İletişim Başkanlığı'na gidiyor herhalde. Tamam. Ve onlar üstünden geçip iade ediyorlar. Yani o sorunun çıkarıldığı ve o yanıtın çıkarıldığı. Neden sence? Soruyu soran gazetesi de sorusuna cevabını yazamıyor. Evet, tabii yazamıyor. Evet. Neden? Mesela bir cümle. Herkes yargı kararına sahip olsun. Hep söylenen ortada onun bir cümle. Sonuçlar, niye sence onun sonuçlar üzerine benim düşüncelerim var. Yani ha. Ama önce şunu söyleyeyim. İktidar öyle bir iktidar ki kendi cevabına bile saygı duymuyor. Değil ki yargıya saygı duysun. Bunu söyleyeyim. Kendi cevabına saygı duymayan yargıya saygı duyar mı? Nitekim daha önce bu cümleyi sarf eden Cumhurbaşkanı, herkes yargı kararına saygı duysun diyen Cumhurbaşkanı, 3 ayrı yerde anayasa kararına saygı duymuyorum dedi. Bunlardan biri 2014 yılında Twitter'ın kapatılmasına birer engellendi hatırlarsınız. Kapatılmasına ilişkin karardan ilişkin kararı Anayasa Mahkemesi'nin kaldırması üzerine Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmiyorum, ona saygı duymuyorum dedi. İkincisi 2016 yılında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilmesi sonrasında bu karara saygı duymadığını vurguladı. Ki o karardan sonra yargılama süreci devam etti. Erdem Gül beraat etti, Can Dündar ceza aldı. Hoş bana sorarsanız orada suç da yok. Yani gazetecilik faaliyeti var. Fakat dönemin baskıcı yargısı bu eylemi suç katına yükseltip kendince ceza verdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın saygı duymadığı Anayasa Mahkemesi kararından sonra Erdem Gül beraat etti. Şimdi belediye başkanı zaten. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu cümleyi kurabilecek bence makamda değil. Çünkü daha önce kendisi hukuka saygı duyalım diyen Cumhurbaşkanı'nın kendisi Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymadığını söyledi. Dolayısıyla bu çelişkiyi yani ancak buraya not düşerek başlamak istedim. Müsaade edersen bir hatırlatma yapayım mı? Bu şeyden sonra yolsuzluk, bakanlar, 4 bakan hakkında yolsuzluk Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecekti. Erdoğan söylemedi ama yardımcısı dedi ki biz onları Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmeyiz dedi. Çok örneği teslim var. Teslim etmeyiz diyor bakın Anayasa Mahkemesi. Çok örneği var. Yani kararını beğenmediği, hukuku tanımıyor, mahkemeyi tanımıyor, mahkemeyi dağıtıyor. Biz Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor, biz onu bırakmayız diyor. Osman Kavala'yı bırakmayız aynı diyor. Aynı gün geri aldırdılar. Bazı savcılara özel arabasını tahsis ediyor. Daha sonra onu terörist ilan ediyor. Şimdi kaç defa örneğini gördük. Cumhurbaşkanı'nın bütün bunlar üzerine hukuka saygı duyuyor, herkesin hukuka saygı duyuyor demesi, cümlesini kurması gerçekten gülünç oluyor. Gerçekten ve bunu da sansürlüyorlar. Diyorlar yani, ki bir de bu operasyon aslında iktidara bir operasyondur bu. Evet. İktidara bir komplodur diyorlar. Ya Sayın Erdoğan diyebilirdi ki hukuk kararı, bir siyasetçi o kadar da cümle kurar kardeşim. Ne yapıyorsunuz siz? Gelin üvey olmayın. Burada kendi kendinize gelin üvey oluyorsunuz. Davalar açıyorsunuz. Gerek yok. Deseydi bu karar alınabilir miydi? Tabii. Buyurun komplonun önünü keserdiniz. Evet. Şimdi az önce vurguladım yani kendi demecine saygı duymayan yargıya saygı duyar mı? Kendi demecine saygı duymayan yargının demecine saygı duyar mı? O da yargının demeci. Şimdi çok açık bir olgu var önümüzde. Önce hep şöyle bir dünden bu yana hep şöyle söylüyor bazı iktidar çevresi mensupları. Bu karar aslında İmamoğlu'nun kendi kendine verdirttiği bir karar. Yani öyle ki şöyle demek istiyorlar. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için bir mağduriyet hikayesine ihtiyaç duydu ve bu yüzden Akşener'le kafa kafaya verip mahkemeyi ayarladı. O mahkemede bir önceki beraat verecekti kendisine ceza versin diye bir hakim bulup getirdiler. AK Partili de buldular bir de ve o bu hikayenin sonucunda İmamoğlu'na ceza vererek onun önünü açtı. Yani İmamoğlu bütün bu süreci bu AK Partililerin görüşüne göre pek fantastik. Bu
Fantastik, evet. Bu AK Partililerin görüşüne göre İmamoğlu Akşener'le kafa kafaya verip mahkemeyi ayarlayıp Cumhurbaşkanlığı seçimine 6 ay kala kendi kendine ceza verdirerek adeta bir mağduriyet hikayesi oluşturdu. O hakimi de bunlar mı söylüyormuş? Şimdi hikaye sanki böyle. Anlarsın. Çünkü diyorlar ki, efendim diyorlar ki zaten Cumhurbaşkanı buna ne ihtiyacı var? Cumhurbaşkanımız neden bir kişiyi mağdur etsin? Öyle diyorlar. İmamoğlu Meral Akşener nereden biliyordu? Hemen nasıl çabuk geldi? Falan. Bir sürü tevatür. Bir kere bir özellikle siyasal yargılamalar için söylüyorum. Türkiye'de görülen siyasal yargılamalar için söylüyorum. Bunların Erdoğan'dan habersiz olabilmesi mümkün değil. Sadece şu olabilir. Şimdi bu dava 2,5-3 yıl önce açıldı. Bu dava açıldığında iktidarın o davadan bekledikleri başka olabilirdi. Başkaydı. O davadan beklentisi ve önceliği belediyeye el koymaktı. Hı hı. Çünkü İmamoğlu bütün engellere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Ordu valisine hakaret davasında amaca ulaşılamadı. Hı. Bir işte terör soruşturmasına dahil edilmekle amacına ulaşılamadı. Çökertme operasyonlarıyla, mali çökertmelerle amaca ulaşılamadı. Buradan bir hakaret davasına yola çıkarak İmamoğlu'nu devirip, yargı darbesiyle devirip belediye olanaklarına el koymak amacıyla bu dava açılmıştı. 3,5 yıl önce. Hı hı. Ama bir de davanın kendi mekanik seyri var. O dava 3,5 yıl sonra sonuçlandığında bu kez öncelikler değişti. Bu kez belediyeye el koymak ikinci döneme geçerken İmamoğlu'nun mağduriyeti birinci döneme geçti. Şimdi bu birinci dönemden ötürü İmamoğlu'nun burada mağdur olmasından ötürü iktidar kendi başlatıp yürüttüğü bu davanın sonuçlarından sonuçlarından doğrudan etkilenmiş oldu. Aslında önceliği 3,5 yıl önce açarken belediyeye koymaktı. 3,5 yıl sonra bu dava karara bağlandığında iki öncelikten diğeri öne çıktı. İmamoğlu'nun siyasal pozisyonu. Ve birdenbire iktidar şimdi neden benim açtığımdaki önceliğim tesis olmuyor da bu dava 3,5 yıl sonra bittiğinde bu iş İmamoğlu'na yarıyor. Neden bana yaramıyor da İmamoğlu'na yarıyor diye sahte gözyaşları döküyor. Burada ancak önceliklerden söz edebilir. Bu davayı vurguluyorum, karışmasın. Bu davayı 3,5 yıl önce açarken önceliği belediyeye el koymak İmamoğlu'nun siyasi kariyerini etkilemekti. 3,5 yıl sonra sonuç ya dava tamamlandığında öncelikler değişmiş oldu. Ve dolayısıyla şimdi doğrudan bu davanın o iki olası sonucundan biri iktidarın önünde bir engel oluşturmaya başladı. Şimdi acaba biz bu yargılamayı başlattığımızdaki amaçtan farklı olarak bu İmamoğlu'na yaradı mı kavgası yapılıyor? Başlatırken bunu öngörmemiş olabilirler. Olabilir mi ya İsmail? Bunu öngörmemiş olabilir. Hayır. Şimdi seçim sürecinin 6 ay kala böyle bir karar çıkan sonuç başlangıçtaki sonuçtan farklı bir sonuç oldu. Diyorsun ki 1,5 yıl önce çıksaydı bu karar. O zaman biz bunu siyasi yolculukla tartışmayacaktık. O zaman belediye kavgasına olacaktı. Evet. Şimdi sonuçlandığında bu iş artık belediye kaynaklarından çok İmamoğlu'nun siyasal hikayesi haline aldı. Nasıl oluyor da yargıya bu kadar müdahale eden, edebilen bir iktidar o zaman birinci önceliğini gözetecek bir karar daha önce çıkarttıramıyor? Aslında 2-3 defa hakim vermedi, sürdüler ya hakimi. Şimdi hakim gitti, bir sürü bu mahkeme karara varabilsin diye bir sürü süreç gelişti. Bu dava açıldı, ardından hakim bir süre devam etti. O hakim de muhafazakar bir hakimdi, karar verir diye umuldu, vermedi, hakim gitti. Yeni giren hakem zaten 6 ay önce geldi yani. Baskı yaptılar. 6 ay önce geldi. Zamanlamayı böyle daha uygun buldular. O şimdi, dolayısıyla burada şimdi iktidarın bir kanadı diyor ki, iktidarın kendisi değil ama bu arada. İktidarın bir kanadı diyor ki, biz canım Cumhurbaşkanı neden bir başka mağduriyet hikayeti yaratarak kendisine bir işte rakip bulsun? Şimdi hikayeyi ancak böyle anlamlandırmaya çalışıyorlar. Oysa benim görüşüm bu değil. Benim görüşüm bu yargılama süreci baştan bu yana İki amacı beraberinde taşıyordu. Bu iki amaçtan biri belediyeye el koymaktı. Çünkü AK Parti Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle beraber birincisi insan kaynaklarını istihdam ettiği bir imkanı kaybetti. İkincisi ve kendi yandaş kuruluşlarına kaynak aktardığı bir imkanı kaybetti. Aynı zamanda seçime giderken büyük bir şeyi kaybetti. Kurumu kaybetti. Bunu geri almak istiyor. İstanbul hem kendi hikayesinin başladığı nokta hem de aynı zamanda büyük bir sermaye kaynağı. Onu geri almak istiyor ve seçime İstanbul Belediyesi'yle gitmek istiyor. Ayrıca Erdoğan'ın en önemli mağlubiyeti İstanbul.
Tek, belki de tek. En önemli mağlubiyeti İstanbul, onun da revanşını bu şekilde almak istiyor. Bir diğerine, bir diğeri gerçekten karşısında güçlü bir cumhurbaşkanı adayı var. Cumhurbaşkanı adaylarından biri var. Adı adaylıkta alınan bir kimse var. Dolayısıyla bu dava aynı zamanda İmamoğlu'nu sahnenin dışına atma yargılaması. Yani bu davayla beraber, ki ben kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum, bu da bu yargılamanın bitmesiyle beraber Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu gibi çok güçlü bir cumhurbaşkanı adayını da sahnenin dışına atmış olacak. Göreceğiz. Benim kanaatim o ki. O zaman ise istinafta bozulacak. Ben bozulmayacağı kanaatindeyim. Ben bozulmayacağı kanaatindeyim. Ben bunun onaylanacağı kanaatindeyim. En azından Sayın Cumhurbaşkanı aksi görüş belirtmediği sürece bu kanaatim devam edecek. Her ne kadar Devlet Bahçeli'nin tweetleri sanki karardan rahatsızmış gibi bir sonuç çıkarsa da aslında Devlet Bahçeli burada masaya adayın açıkla baskısı yapıyor. Görünen yani, ve nasıl o da hızla altılı masanın bir aday belirlemesi için bunu bir gerekçeye dönüştürmeye çalışıyor. Pardon İsmail, ama Adalet Bakanı da ilk baştan beri diyor ki bakın bu kesinleşmiş karar değildir. Bakın bu karar daha kesinleşmedi. Daha yasak yok. Yasak yok derken savcı koşa koşa istinafa başvuruyor. Savcının tam istinaf gerekçesini tam anlayamıyoruz. Şimdi o elimizde var. Cezaya az olduğu için mi? Metinde orada geçmiyor. Usul eksiklikleri falan diyor. Usul eksikliklerinden niye başvurun? Kendi yaptıkları şimdi orada şu hata var. Mı var? Hayır. Olarak cümle şu: usul veya yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecek. Usuldeki eksiklikten kastı bir önceki kısa maddede yazılmış. Tamam da buna İmamoğlu'nun avukatı başvurması lazım. Usul ve eksiklikler nedeniyle. Şey de başvurabilir. Savcı da başvurabilir. Peki kararı reddetti. Tekrar yargılanacak o zaman. Haklısın dedi. İstinaf. Evet. Geri olacak. Yerel mahkeme bu davayı yeniden ele alacak. Evet. Ama daha gerekçesini görmedik. O zaman bir daha olacak. Şimdi Mehmet abi bu dava. İki ay sonra gün verecek. Bu dava bence hızla sonuçlanacak. Çünkü burada diyor ki daha izne çıkacağım diyor. Çabuk halledin bunu. Orada öyle bir ifade var. Bak diyor ki yıllık izne ayrılacak olmam nedeniyle istinaf layihamız hazırlamak üzere çabucak bize gönderin diyor. Savunmanın yalnız yeni bekleyecek. Ben seninle tam tersi düşünüyorum. Temizini bekleyecek. İstinaf geri yollayacak. Yerel mahkeme bunu alacak. Sonra düşünecekler. Bu davayı biz hızlı sürdürelim mi? Yoksa biraz buzdolabına mı koyalım? Dolaba mı koyalım? İki ay sonra bir gün verelim. Yeni tanıklar mı bulalım diye. Yani o senin dediğin, bak gördünüz mü diyecekler. Yargı çalışıyor, istinaptan geri dönüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Kararı değiştirmediyse bu ceza çıkacak. Hayır. Ama şu anda bir frene bastılar. Bakın şöyle diyorum. Karar kim verecek en sonunda? Yerel mahkeme değil mi? Yerel mahkeme şimdi istinaptan topu alıp bekler. Bu davayı açan irade sonuçlandırmak üzere açtı. Bu dava açılırken... Böyle bir tepki beklemiyorlardı. Böyle bir tepki beklemiyordu. Zamanlamasını ayarlayamadılar belki de. Zamanlamasını ayarlayamadılar belki de. Ancak bundan söz edebilir. Usul de bu olabilir. Yani usul hatası bu olabilir. Zamanlamasını ayarlamayamadılar. Tamam ben... Burada zaman, şimdi bak bugün sonuçlandığı için bu sonuçlardan hareketle efendim İmamoğlu'nun buradan mağdur bir cumhurbaşkanı adayı profiliyle yükselmesi şimdi onların... efendime söyleyeyim, bunlardan bir kısmının, hepsinin de değil. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı öyle düşündüğünü düşünmüyorum zaten. Siz az önce söylediniz ya, neden böyle itirazlar geliyor? Evet. Onlardan bir kısmının davanın asıl amaçları, davayla beraber asıl murad ettiklerinden başka bir sonuç gelmesinden şikayet etmeleri nedeniyle. Ama bence, vurguluyorum. Şimdi bak, bence vurguluyorum, altını çiziyorum. Bu dava 3 yıl önce açıldığında da sonucu bilinerek açıldı. Türkiye'de hiçbir siyasi dava yoktur ki, siyasi davalar için söylüyorum. Erdoğan'a rağmen beraatle bitsin ya da cezayla sonuçlansın. Erdoğan'a rağmen tahliye edilsin ya da tutuklansın. Bu dava baştan sona bir siyasal amaçla açılmış davadır. Ve bu davanın iki büyük amacı vardır. Bunlardan biri belediye kaynaklarına el koymak. Revanşı yargıda almak, bir yargı darbesiyle, sözde yargı kararıyla yapılmış bir darbeyle belediyeyi CHP'den çekip almak. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı kampanyası dönemindeki en güçlü aday adaylarından biri olan İmamoğlu'nun siyasi yolculuğunu bitirmek. Şimdi dolayısıyla bu iki amaca matuf bir davaydı ve bu dava bu kararla sonuçlansın diye İlk hakim, üstelik muhafazakar olduğu halde ceza vermeyeceği anlaşıldığı için ve ona giden teklifleri reddettiğinden
Onu İstanbul'dan Samsun'a gönderdiler. Yerine ceza verecek uygun hakimi buldular. Ve o uygun hakim zaten yargılamalar boyunca ceza vereceği yönünde ki eğilimini belli etti. Dedi ki zaten ben karar verdiğimde siz temiz edersiniz diyerek yargılama sürecinde niyetini ortaya koydu. Vurguluyorum, altını çiziyorum. Bu davayı eğer altılı masa irade koymazsa, eğer siyasal ve toplumsal muhalefet karşısında dimdik durmazsa kısa zamanda bitireceklerdir diye öngörüyorum. Bitireceklerdir ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması yolunda en önemli kendilerince engel gördüğü İmamoğlu'nu yoldan çekip alacaklardır. Çünkü Erdoğan bu seçimi kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tamam, kapsılıyorum. Tüm hükümet olanaklarını kullanıyor. Hazine olanaklarını kullanıyor. Siyasal hamleler yapıyor. Bazı muhalif gördüğümüz insanlar birdenbire havada takla atarak karşı tarafta kendini buluyor. Görüyoruz, yaşıyoruz, tanık oluyoruz. Diğer taraftan bir önceki seçimden görüyoruz ki bak bir önceki hem yasal süreçleri kullanıyor, bazen yani yasanın zorlandığı süreçlerle beraber yol alınıyor. Bir sandığa atılan 4 oydan 3'ünü sayıp birini iptal ediyor. Yahut göreceğiz önümüzdeki süreçte. Bazı partiler kapatılacak. HDP bunun adaylarından biri. Yani Erdoğan ya da bazen meşruiyeti tartışmalı kararlar alınacak. Hukuken de siyaseten de. Bunların hepsi Erdoğan için yol temizliği. Sandık başına gittiğinde gene saya saya kazanamadılarsa ya iptal etme yoluna başvuracak, onu deneyecek. Yahut işte oylamayla ilgili çeşitli şaibeler ortaya atacak. Sandık başkanı FETÖ'cüdür, efendime şey, oy veren FETÖ'cüdür diye. Dolayısıyla bunu böyle, o da denildi. Ama o da denildi. Dolayısıyla daha önce demedi mi Sayın Devlet Bahçeli? Sandık oy verenlerden şu kadar FETÖ'cü diye. 2018 seçimlerinde. 2019'da da sandık başkanları FETÖ'cü denildi. Şimdi dolayısıyla bunu böyle okumak gerekir. Ve bu yargılamanın iki amacı var. Belediyeye el koymak, İmamoğlu'nu yoldan çekmek. İmamoğlu yoldan çekildiğinde bu durmaz. Bak buradan Mansur Yavaş'a gidilir. Ha, bir dakika. Buradan HDP'ye gidilir mi? Buradan MHP zaten kapatılacak. Hayır, kapatılır mı? HDP gidilir derken aslında evet. HDP şimdi, kapatılır mı demek istedim. Mansur Yavaş'a işte nasıl mesela uzayabilir? Onunla da ilgili ya belediyenin işlemleriyle ilgili orada çeşitli İmamoğlu'na uyguladıkları efendim sen HDP'li gazetalı aldın davası olmaz ama orada da ihale süreçleriyle ilgili bir kılçık atılır ve o seçim sürecini manipüle etmeye yeter. Akşener'e? Denendi geçmişte. Şimdi bilemiyorum her biri için tek tek bir şey bulunur diyemem. Ama diyorum ki burada murad edilen seçim kampanyasında Erdoğan'ı tek başına bırakabilmek yahut Erbakan'ı yani Erdoğan'ı kamuoyunun gözü önünde zaten daha seçim günü gelip çatmadan fazlasıyla kazanmış aday olarak toplumun önünde bırakmaya çalışmak. İmamoğlu davasıyla murad edilen budur. Ama şimdi şikayet edenlerin görüşü hakim olsaydı Erdoğan çoktan açıklama yapmıştı. Anayasaya saygı duymadığını beyan ederken çekinmedi. Niye hukuki kararla ilgili itiraz dile getirsin? Şöyle sorsam doğru kurmuş olur muyum bağlantıyı? Zamanlama hatası nedeniyle birinci öncelik ve murad edilen AK Parti'nin kurumsal görüşü o yönde değil. Mesela az önce dedi ya Hakan abi işte şu yazar dedi, bu gazeteci. Ben de görüyorum, okuyorum onları. Onlar şimdi bu dava 1,5 yıl önce sonuçlansaydı siyasal sonuçlarından çok idari belediyeyle ilgili sonuçları tartışılacaktı. Fakat bu dava şu gün sonuçlandığında şimdi belediyenin el değiştirmesinden çok acaba kendi